Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Mardin'de açıkladığı terör paketi televizyonumuz ekranlarında yayınlanan Koridor programında ele alındı. İşte hukukçu yazarlar Ahmet Elimhan ve İbrahim Berk'in bu paket için görüşleri. Koridordan merhaba sevgili seyirciler. Her pazar ekranlarınıza gelen Koridor programında bu hafta Başbakan Davutoğlu'nun Mardin'de açıkladığı terör paketi masaya yatırıldı. Davutoğlu'nun terör örgütüyle görüşme olmayacak ifadesini değerlendiren hukukçu yazarlar Ahmet Erimhan ve İbrahim Berk, hükümetin masaya oturma kriterlerini değerlendirdi. Elinde silah tutanla görüşmeyeceğiz diyor ya Mardin'de 15 Evet. yılın sonunda. Peki Esad'la ilgili olarak ne yapacağız şimdi? Esad'ın pozisyonu, senin pozisyonun, Esad'a karşı muhalifler hani silah tutmuşlar, öyle mi? Ve Evet. sen diyorsun ki bunlarla otur, masada uzlaş, anlaş ve onlar ne diyorsa yap, hatta hükümeti de terk et git diyorsun Esad'a. Şimdi bu nasıl bir tutarlılık? Yani PKK'ya ayrı tarife, efendim Irak'taki teröre ayrı bir tarife, İsrail'e ayrı tarife. İsrail'e ayrı bir Yani tarife. sen Esad neymiş, oradaki insanlara zulmetmiş, diktatörce davranmış. Onun için oradaki adamlar eline Hayır silah ya almışmış. bu Hani buradan bir yere geleceğim. hı. Yani aynı iktidar İsrail'e biz muhtacız diyor. İsrail'le ilişkileri yeniden kuracağız diyor. Peki İsrail'de bir ülkeyi işgal etmiş eli kanlı, eli silahlı. Ha, devlet Cumhurbaşkanı, terörü olduğunu aynen Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı'nın söylediği. ifadesiyle öldürmeyi iyi bilen, yani öldürmeyi iyi bilen adam Yahudi olunca kucaklaşıyorsun. Hani öldürmeyi bir şekilde öldürmek zorunda, hani bırakılan aslında isyancıların tahriki kışkırtması ve isyancıları Türkiye gibi ülkelerin tahrikiyle zorunda bırakılan bir ülkeye hala ben diktatörlerle görüşmem. Ya Bakın. da yani Mısır'daki diktatör olunca görüşmezsin. Suud'daki diktatörle hani her tür görüşmeyi, hani değil mi, can ciğer kuzu sarması görüntülerine hani sahnelemekten Yani bu çekinmez. hükümeti Ahmet terör Eriman bir paketinin iddiada hükümet bulunarak örgütü hükümet PKK ile de PYD ile de masaya oturacak dedi. bunlar PKK ile masaya oturmayacağız diyorlar ya, biz de diyoruz ki buradan en geç 6 ay içinde masaya oturacaklar. PYD ile de masaya oturmayacaklar mı Allah'ını Hayır bir de seversen? ama Bir yıl önce zaten masadaydın. Sonra ne olduysa kafana gene bir taş düştü. Taş metaforuyla izah edebiliyoruz. evet. Başka bir şey yok. PYD'yi düşman ilan ediyorsun ama hepimiz biliyoruz ki Amerika biliyor ki, Rusya biliyor ki, Salih Müslim biliyor ki, efendim hükümet biliyor ki. Yani hepimiz biliyoruz ki sen bu PYD ile tıpkı Barzani ile olduğu gibi, tıpkı PKK ile olduğu gibi el ele kol kola gireceksin. Peki o Bir zaman iddiada Ahmet, daha tamam, bulunalım mı? Bak bunu da evet. tarihe yazsın. Yani bu PYD ile, bugün dışladığın PYD ile de bir ve beraber olacaksın. Niye olacaksın biliyor musun? Çünkü senin bir senaryon yok. Suriye ve Irak'ın kuzeyiyle Güneydoğu'da Büyük İsrail Koridoru'nun oluşturulduğunun altını çizen İbrahim Berk, Ankara'nın bu gidişatla İsrail Koridoru'nu sadece kenardan izleyebileceğini ifade etti. Oradaki vatandaşları, Kürt, hani hem Suriye'deki hem Güneydoğu'daki Kürt vatandaşları Türkiye'ye karşı, Türk devletine karşı adeta bir nefret duvarıyla, yani bir demir perde gibi aslında iktidar örüyor ve yabancılaştırıyor, ötekileştiriyor. Hani duygusal kopuşu bilinçli bir biçimde gerçekleştirmiş oluyor ve bu da kimin işine yarıyor? İsrail'in işine yarıyor. Eğer O koridor çünkü yani İsrail Türkiye'nin, koridoru. aynen Türkiye'nin içinden geçemediği bir Aynen, koridor olacak. evet, aynen. İsrail, Barzani, Amerika geçecek. Türkiye kenarda, hani tabiri caizse hani yolun kenarında oradaki petrol neymiş? Barzani petrolünden biz istifade edecekmişiz. Göreceksiniz. Hani o koridor açıldıktan sonra hani Türkiye petrolün sadece kokusunu alacak.